İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Fatih İstanbul'dan sesleniyoruz. Öztürk İnşaat ve Elektrik firmasına konuk olduk. Firmamızın sahibi Sayın Mustafa Öztürk ile birlikteyiz. Bakalım geçen uzun yıllar ve verdiği hizmetler hakkında bize hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar. Mustafa Bey, burada bulunmak bizler için çok büyük bir onur. O kadar uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmişiniz var ki ve o geçmişin şu an ikinci nesille omuz omuza devamlılığı söz konusu. Bizler yürekten diliyoruz ki üçüncü, dördüncü, beşinci nesiller boyu değişmeyen kaliteniz, güveniniz, müşteri memnuniyetiniz bizlerle olsun. Evet, tamam, sağ olun. Uzun yıllar dedik. Tabii ki bu uzun yılları ben kurucusundan dinlemek istiyorum. Anlatalım mı? Bu güzel mekan nasıl doğdu? Şimdi bu mekan ilk etapta Öztürk Elektrik olarak kuruldu. 1977-78 yıllarında kuruldu. 10 yıl bir elektrik firması olarak devam etti. 11 yıl sonra bu inşaat firması Öztürk İnşaat olarak firmasına dönüştürüldü. Yaklaşık işte o seneden beri bu seneye kadar devam etmektedir. Değil mi? 30 koca yıl geçmiş inşaat sektörü olarak ve halihazırda hem inşaat hem elektrik işlerimizle buna ilave olarak bulunduğumuz yani tadilat ve onarım işlerini de eklenerek bir hizmet sunuyorsunuz bizlere. Evet, genellikle bundan önceki zamanlarda, ilk etaplarda Ziraat Bankası'ndan önce Denizbank vardı, Denizcilik Bankası. Onda çalışıyorduk, Denizcilik Bankası. Denizcilik Bankası kapanıp Emlak Bankası'na geçtikten sonra o yıllardan itibaren Emlak Bankası'nda çalıştık. Ziraat Bankası'ndan Emlak Bankası bileşesiye kadar. O zaman içinde hep Emlak Bankası'nın işlerini yaptık. Değil mi? Tüm şubeler? Tüm şubelerde çalıştık. O arada Emlak Bankası'nın işini yaparken o aralarda İş Bankası'nın işlerini de almaya başladık. Yaptık. Belli zamanlarda, devamlı değil, belli zamanlarda Emlak Bankası'ndan çalışırken İş Bankası'nda çalıştık banka olarak. İş Bankası'ndan sonra azalıncası ağırlıkta Emlak Bankası'na verdik. Süper. Emlak Bankası devam ederken uzun yıl sürdü. Birleştikten sonra burada Ziraat Bankası'na birleştiği an, Emlak Bankası'yla birleştiği an biz oraya müracaatta bulunup inşaat firması olarak Emlak Bankası'ndan geçtiğimizi söyledik. Bizler diliyoruz ki bu kaliteli hizmetiniz, güveninizle birlikte, müşteri memnuniyeti odaklı gülen yüzlerinizle birlikte bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Fatih İstanbul'dan Öztürk İnşaat Elektrik firmasına teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.